Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te 3 katlı pembe bir evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Atatürk'ün 5 kardeşinden 4'ü küçük yaşta öldü. Sadece Makbule Hanım kaldı. Annesi Zübeyde Hanım küçük Mustafa'nın mahalle mektebinde eğitim görmesini çok istiyordu. Eşini kırmak istemeyen Ali Rıza Efendi bir süreliğine Mustafa'yı mahalle mektebine gönderdi. Daha sonra Ali Rıza Efendi dönemin şartlarında modern eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi'nde eğitimini tamamlamasını istedi. Küçük Mustafa bu sırada babasını kaybetti. Ailesiyle birlikte bir süre dayısının yanında kalan Mustafa okumak istiyordu. Bu nedenle Selanik'e tekrar döndü ve eğitim hayatına kaldığı yerden devam etti. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. 1893 yılında Selanik Askeri Rüştiyesi'ne girdi. Mustafa Kemal Atatürk, Selanik Askeri Rüştiyesi'ne giderken, çok sevdiği matematik dersinde öğretmeni Yüzbaşı Mustafa ile arasında geçen olayı şöyle anlatıyor. Rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. Aynı zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. Derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum. Yazılı soruları düzenliyordum. Matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa idi. Bir gün bana dedi ki, "Oğlum, senin ismin Mustafa, benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun." O zamandan beri ismim gerçekten Mustafa Kemal oldu. Askeri rüştiyeyi bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisi'ne, oradan da eğitim hayatına İstanbul Harp Okulu'nda piyade sınıfına yazılarak devam etti. Harp Okulu'ndan mezun olan Mustafa Kemal, Harp Akademisi'nde eğitimine devam edip yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Milli mücadelenin başlamasında ön planda olan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak bağımsızlık ateşini yakmıştır. Bu zorlu süreçten hem diğer komutanların hem de halkın desteğini arkasına alarak Türk milletinin başı dik bir şekilde çıkmasını sağlamıştır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmiştir. Cumhuriyetin kurulmasından ölümüne kadar her an vatan için çalışmış, eğitim, ekonomi, sanayileşme, tarım, kültür, sanat, spor gibi birçok alanda ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine getirmek için inkılaplar yapmıştır. Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım 1938, saat 9:05 geçiyor. Bir güneş söndü. Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini kapattı. Bu kara haberle yalnız Türk milleti değil, bütün dünya yasa büründü. Naaşı 3 gün süreyle Dolmabahçe Sarayı'nda milletin ziyaretine bırakıldı. 3 gün, 3 gece gözü yaşlı bir insan seli önderine karşı duyduğu saygı, minnet ve bağlılığı ifade etti. Daha sonra naaşı Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine koyulmuştur. 10 Kasım 1953 tarihinde yapılan büyük bir devlet töreniyle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden alınarak Anıtkabir'deki ebedi kabrine defnedilmiştir. Saygı, sevgi ve özlemle sonsuza kadar kalbimizdesin.